Sayın milletvekili adaylarım, ilçe başkanlarımız, kadın çalışma grubu başkanlarımız, Mükocak'tan değerli arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bayramın en içten dileklerini kutluyorum. Allah devletimizi, milletimizi var etsin inşallah. Nice bayramlarda hep beraber olalım diyorum. Tabii Türkiye tarihi seçimlerden bir tanesine kavuşuyor. Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhur İttifakı galip gelecektir. Zaferimiz belli olacaktır. Zaten adayımız, kararımız net. Şöyle, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekili adaylarımız da burada. Sayın Genel Başkanımız bizi emanet ettiği iki tane şey var. Bir tanesi diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızı açık parti seçtireceksiniz. İkincisi de Milliyetçi Hareket Partisi'ni en üst düzeyde meclisi temsil edilmesini istiyorum diyor. Ben inanıyorum ki ülkücü arkadaşlarımız, bu davaya gönül veren arkadaşlarımız canla başla bunun mücadelesini verecekler. Bunun yanında 4 Mayıs var. 4 Mayıs bizim için çok önemli. Sayın Genel Başkanımız uzun yıllardan sonra Aydın'ımızı teşvik edecek. 4 Mayıs'ın özellikle Perşembe günü olması, saat 1.30'da olmasından dolayı biz özellikle arkadaşlarımız olarak bu işi çok sıkıntıyoruz. Teşkilat başkanlarımızla, milletvekili adayımızla birazdan toplantı yapacağız. Özellikle sizden ricam şu. O gün herkes birbirini duyursun. Şu an Facebook'ta olsun, internet sitelerinde olsun. Paylaşacağız, paylaştıracağız. Zaten teşkilatlara da talimatımız olacak. O gün Sayın Genel Başkanımızı Aydın'ı en üst düzeyde karşılayacağız. En üst düzeyde ağıracağımızı inanıyorum. Tabii önce kendime, sonra sizlere güveniyorum bu konuyla ilgili arkadaşlar. Bu konuda özellikle de herkesin bu saatten itibaren de bu işle ilgili de mücadele etmesini istiyorum. Çünkü bu önemli. Niye önemli diyorsunuz? Türkiye tarihi seçimlerden bir tanesini geçiriyor. Bir tarafta önce ülkem ve devletim diyen grup, öbür tarafta ise ayağı bacağı nerede olduğu belirsiz, kimlerden emir aldığı belirsiz, kimlerle beraber hareket ettiği belirsiz ama Türkiye'yi getireceği nokta veya götüreceği nokta belli. Allah göstermesi kazandıklarında Türkiye belki iç savaşın içinde olacak bir alt taşı. Biz elimizde kazandığımız kazanları kaybetmememiz lazım. Türkiye büyüyor, Türk dünyası büyüyor, Türklük büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyümesinden dolayı ne yapıyorlar? Çok büyük rahatsızlık var. Dünya rahatsız. Dünya hala aç zihniyetiyle bakıyor. Ve ne yazık ki Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber ediyor. İşte en güzel örneği de Amerikan Başbakanı diyor ki Türkiye'de dostlarımızla beraber Cumhur İttifakı'na alaşağı edeceğiz diyor. Allah'ın izniyle bu milletin çocukları buna izin vermeyecek. Türk milleti buna izin vermeyecek. Türk milliyetçileri buna izin vermeyecek. Ülkücü hareketin mensupları da Aydın'da davasına, liderine, efendim milletvekili adayına sahip çıkacaktır diyor. Milletvekili adayı arkadaşlarımız burada. Yani zaten Milliyetçi Hareket Partisi ailesi olarak, yaklaşık olarak ben 3,5 yıldır il başkanıyım. Hem arkadaşlarımız, hem Burak kardeşim, hem teşkilatlarımız, hem ilçe başkanlarımız, arkadaşlarımız, ocak başkanımız, kadın çalışma grubumuzla beraber. Hep sahadeyiz zaten. Yani benim bir süre kalmaz. Sıkmadı gel çalmadı kapı bırakmayacağız diyoruz. Allah'a şükür bugün Milliyetçi Hareket Partisi ailesi bunu yapıyor. Teşkilatlarımız bunu yapıyor. Yani biz seçimi 3,5 yıl önce de aynı şekilde sokaktayız. Bugün de aynı şekilde sokakta devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu seçimin galibi arkadaşlar hem sosyal medya olacak, hem sizler olacaksınız, hem de ne kadar çok kapı çalırsak o kadar olacak. Bakın bu el birliğiyle yapılacak bir seçim. Ben arkadaşlara hep söylüyorum. Şuradaki bizim özellikle gönül dostlarımız, bizim partiye gönül veren arkadaşlar şuradaki eşini ve dostunu arayacak. Buranın tarihi bir seçim olduğunu bilecek. Ve böyle bir seçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Ben inanıyorum ki bunu yaparsak zafer bizim. Tamam mı? Şu an Aydın'da gördüğümüz manzara en hareketli, efendim en hazır parti Milliyetçi Hareket Partisi. Yani bizim arkadaşlarımız şu an listeler açıklandıktan sonra, aday adaylığı sürecinde olsun, liste açıklandıktan sonra olsun, Aydın'a belki iki dava veya üç dava turladık baktığımızda. Şu anda bunu yapıyoruz baktığımızda arkadaşlar. İnşallah Allah çalışanı verecektir diyorum. Yani çalışmadan hiçbir şey de olmaz zaten baktığımızda. Yani genel başkanımızın sözüyle bitireyim. Genel başkanımız diyor ya Türkiye'nin alayın tarihi. Biz de Aydın'ın alayın tarihiyiz arkadaşlar. Yani millet bir baksın bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi.